Yemek Adası'na ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün dondurucuda çilek nasıl saklanır onun yapımını göreceğiz. Öncelikle istediğiniz miktarda çilekleri bol suda defalarca yıkayalım ta ki kumlarından arındırana kadar. Daha sonra yeşil yapraklarını bir bıçak yardımıyla hepsini çıkaralım. Gösterdiğim şekilde uygun tepsiye veya uygun tabaklara dizelim. Belirli aralıklarla dizelim. Bu şekilde belirli aralıklarla dizdikten sonra en az 1 saat dondurucuda bekletelim. Eğer dondurmadan ıslak ıslak saklamaya çalışırsanız birbirine yapışır, çıkardığınızda şekli bozulur ve güzel bir görüntü olmaz. Bu şekilde dondurucuda bekletirseniz daha iyi sonuç alırsınız. Evet, dondurucuda en az 1 saat beklettim. Şimdi artık istediğiniz uygun saklama kaplarına veya poşetlerde saklayabilirsiniz. Evet, bu şekilde dondurduğum için artık poşetleseniz de saklama kaplarında saklasanız da kesinlikle birbirine yapışmayacaktır. İstediğiniz zaman istediğiniz miktarda çıkarıp kullanabilirsiniz. Marmelat yapımında isterseniz tatlılarınızda süsleme olarak dondurma yapımında kullanabilirsiniz. Veya böyle buzlu buzlu yiyebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli olur. Özellikle Mayıs ayı, çilek ayı olduğu için çileklerin en güzel hormonsuz olduğu mevsim Mayıs ayı, Haziran ayıdır. O yüzden şimdiden bol bol bu şekilde hazırlayıp dondurucuda saklayabilirsiniz. Ben şimdi buzdolabı poşetinde saklamayı gösteriyorum. Buzdolabı poşetine doldurdum. Şimdi bir pipet yardımıyla havasını alacağım. Öncelikle güzelce elimle düzelttim ki buzdolabında fazla yer kaplamasın. Böyle gelişi güzel doldurmadım içine. Elimle düzelttim. Şimdi pipetle şöyle bir büktükten sonra içime çekiyorum havasını. Bu şekilde vakumlanıyor. Elimle ucundan sıkıca tuttum ki havası kaçmasın. Bu şekilde böyle çevire çevire daha sonra da bağlıyorum. Bu şekilde yaparsanız bakınız vakumlandı. Kesinlikle içine artık hava girmez. Havada kalmadığı için de diğerini de göstereyim. Bu şekilde bir yılda geçse buzdolabınızda kesinlikle bozulmaz. Benim daha geçen yıldan kalan çileklerim var. Çok fazla yapmıştım bu şekilde. Hatta videosunda paylaşmıştım. Şimdi daha pratik bir şekilde gösteriyorum. Evet, bu şekilde hemen bağlamayalım. Elimizle böyle güzelce düzeltelim. Hem buzdolabında yer kaplamamış olur hem de daha düzgün bir görüntü olur dolapta. Pipeti içine bırakıyorum. Şöyle bir çeviriyorum. Elimle de şimdi havasını çektikten sonra içime şöyle sıkıca bastırıp pipeti çektim. Havası tekrar geri kaçmasın diye elimle çeviriyorum. Daha sonra da sıkıca bağlıyorum. Artık tekrar dondurucuya bırakabilirsiniz. Bakınız vakumlandı. Dondurmalarda, tatlılarınızda, kurabiyelerinizde marmelat olarak yapabilirsiniz. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de lütfen beğen tuşuna basıp abone olursanız sevinirim. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Afiyet olsun.